Mustafa, Galatasaray çok hızlı başladı ve hemen golü de buldun. Evet. Artık gollere tanıştın da neler söyleyeceksin? Vallahi evet, özellikle yan toplarda oldukça boy hakimiyetimiz var. Kullanan arkadaşlarımız da son derece iyi kullanıyor. Bu fırsatları mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Tabii pozisyonu görmedim ama dokunmasam da içeriye girdiğini falan söylüyorlar. Ama orada bulunmak, son vuruşu yapmak kendi adıma güzeldi. Yani Rüştü'nün o hata yapabileceğini tahmin ettin mi yoksa? Ben Yusuf abiden kurtulmaya çalıştım. Yusuf abi beni marke ediyordu. Bir öne bir arkaya, o ara kendisinden kurtulmaya çalıştım. Ön taraf çok kalabalık olunca arkaya koşu yapayım dedim. Top da Rüştü abiyi geçince bana dokunmak kaldı. Golcüler isminde yavaş yavaş kendini yazmaya başlıyorsa. Peki ilk yarıda bir sertlik de oldu, bir gerginlik de oldu. Ne oldu orada? Yani senin de sarı kart gördüğün pozisyonu soruyorum. Valla tabii ki maç bitti. Maçın içindeki duygularımız ve düşüncelerimiz ve maç sonrası düşüncelerimiz çok farklı. Şu an için o sadece ne olduğunu aynı olsaydı gene aynı tepkiyi gösterirdim. Şimdi maç bitmiş, Tabata'yı karalamak, Tabata'ya burada laf atmak belki hoş değil ama o pozisyonda kesinlikle Tabata'nın samimiyetine inanmıyorum. Ne kendisini ne beni korumadı. Tabata bu tarz ikili mücadelelerde sürekli aynı hareketi yapan bir oyuncu. Ben de çok kötü bir yere darbeyi aldım. Tam kaval kebimin içine yani, tam şuraya aldım. Yani kırılabilirdi. Çünkü bu izler evet, oradan aynen mı? Oradan kalma. Çok tehlikeli bir yer. Allah'tan ayağım tam sabit değildi. Ben de o an o acının stresiyle yapmış olduğum bir hareket. Ben istemedim. Yani uzun yıllardır tabii ben hem Süper Lig'de hem ikinciliklerde oynuyorum. Birçok kesim artık beni tanıyor. Bu tarz hareketlerim aslında oyunun içerisinde hiç yok. Bana yakışan da bir hareket değil ama can havliyle yapmış olduğum şey. Başta Tabata olmak üzere herkesten gene özür diliyorum. Peki tabii soyunma odasında herkes çok mutlu. Herkes yani bittiği anda herkes birbirini kucakladı. O soyunma odasının havayı da anlatır mısın bize? 3-0'lık tabii derbiden olsun. Vallahi tabii ki özellikle iç hiç puan kaybına tahammülümüz yok ki bu bir derbi. Bizim de vereceğimiz en ciddi sınavlardan bir tanesi. Bundan dolayı da hem 4'te 4 gitmenin hem lider olmanın 5'te 5 oldu. 5'te 5 oldu. Yani bu maç öncesi bu düşünceleri devam ettirmek, bu mutluluğu, bu huzuru bozmamak adına hep mücadele ediyoruz. İçeride de son derece keyifli, güzel. Ama 3 günde bir maç oynamaya artık alıştığımız için hemen unutup geçen günü. Alıştık yani, geldiğim günden beridir 3 günde 4 günde bir maç var. İşte bir milli maç arası vardı. Onda da milli takım. Artık bu tempoya hem alıştım hem zaten Galatasaray camiası alışkın. Şimdi hemen bunu unutup Perşembe günde konsantre olmak. Gollere devam mı? İnşallah. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.